olmaz senin. Ölecek olan onun yakını değil. Belki Zeynep de çoktan ölmüştür ha? Şerefsiz. Kafanı çalıştır doktor. General onunla bağlantı kurmamı bekliyor. Benden ümidini kesmeden öldürmez onu. Çıkar telefonu. Vereyim numarayı ara. O seni Zeynep'le konuşturur. Takas anlaşması yap. Bitsin bu iş. Doğrusunu yapıyorsun doktor. İçeridekiler anlamıyor seni. Ver lan numarayı. Ne oluyor lan burada? Doktor. Sen hala akıllanmadın mı ha? Beni buradan çıkarmanıza asla izin vermeyecekler. Ya. Doktor doğru olanı yapıyor. O küçük kızı kurtarmaya çalışıyor. Lan Hergele, seni Türkiye'ye götüreceğiz. Ülkeni aceme satmanın, vatanına ihanet etmenin hesabını vereceksin lan. Saf mısın sen Asubay? Devrim muhafızları bu yapıyı kurmak için ne çok şey yaptı. Tam meyvesini alacakken beni buradan çıkarmanıza asla izin vermezler. Doktor, o küçük masum kızı düşün. Aklını kullan doktor. Ne oluyor burada? Ne olacak? Gene doktorun kafasını karıştırıyor bu İbn-i Selül'ün torunu. Doğru söylüyor. Bu alçak bindiği için öldü. Zeynep el kadar çocuk. Onun daha ne olacağı belli değil yani. Sen ne diyorsun doktor ya? Görevimiz bu şerefsizi ülkeye götürmek. Anladın mı doktor? Doktor, yaptıkların yetti artık. Serdar'ı vurdum. İşleri bu hale getirdim. Kendine gel artık. Meryem. Safir öldü, öldü. Evleneceğim kadın öldü. Zeynep ama o küçücük kız yaşıyor hala. Onu kurtarmak hala elimizde. Onu hala kurtarabiliriz. Kesin be. Derdiniz de sizin ha? Aramızda tek kişi bile sağ kalsa onun görevi bu haini ülkeye götürmek. Bu kesin emirdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Doktor. Anlaşıldı mı? Tamam. Şu iti içeri getirin. Yürü lan. Yürü. Yürü şerefsiz. Otur lan şuraya. Otur. Serdar, baksana şuna. Ben istemiyorum. Zeynep. Ben Türk'üm. Doktor amca kurtar beni. Türk teröristin kızı bizim okulumuzda bizden bir gibi yetişmeye başlarken ölen annesinin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü. Buradan ülkemizde terör eylemi yapan Türk teröristlere sesleniyorum. Sonunuz bu kadın gibi olacak. Hepiniz öleceksiniz. Bu küçük kız da bizim size en büyük kuzumuz olacak. Bizden biri olacak. Bir yanlışlık var yani. Safir ölmüş. Şimdi ben böyle duramam. Vallahi Zeynep'i göz göre göre kaybedemem. Burada duramam. Zeynep! Kuzum!
doktor olacak terörist sizi seviyor olsun. Yoksa ölüm bile kurtaramaz sizi elimden. Anka cevap ver, acil. Hayırdır inşallah. Bu kodu bu şartlarda kullandığına göre durum ciddi olmalı. Yuva ay ışığı devam et. Acil durum var. Meryem, telsizi bana ver. Ne oldu Naz'a? Serdar, çok şükür sesini duydum. İyi misin? İyiyim Naz'a. Sen ne olduğunu söyle. İlçede kreşe bir terörist saldırdı. Kreşteki çocukları öğretmenleri rehin aldı. Güvenlik güçleri şu an kreşi sardılar. İyi de bundan bize ne Naz'a? Başka adam mı kalmadı müdahale edecek? Müdahale ediliyor Celil. Ama o kreş senin oğlunun gittiği kreş. Ve hedef senin oğlun. Hedef. Benim oğlum mu? Evet Kordo. Kreşe saldıran terörist senin yıllar önce bir çatışmada öldürdüğün teröristin bir oğluymuş. Adam senden intikam almanın peşinde. Seni istiyor. Terörist şayet seni karşısında görmezse oğlunu, kreşteki bütün çocukları, öğretmeni öldürmekle tehdit ediyormuş. Kreşte çok sayıda subay ve assubayın çocukları var. Üst düzey bürokratların da çocukları var Kordon. Aşağılık herif. Çocuklardan ne istiyor? İlçe kötü karıştı Serdar. O çocuklar hemen kurtarılmalı. Biliyorum operasyonun ortasındasınız ama çocuklar söz konusu Serdar. Ayrıca karargaha çok üst düzeylerden inanılmaz baskı var. Celil nerede diye açıklayamıyoruz. Komutanım. Celil. Durma. Hadi çık hemen. Sizi bırakmam komutanım. Tartışacak zaman yok Celil. Bu konu tartışmaya açık da değil. Biz başımızın çaresine bakarız, tamam mı? Hadi, hemen çık. Hadi. Komutanım, doktora dikkat et. Sen kendi işine bak Kordon. Bari vicdanın burada rahat olsun. Git hadi. Sen bir gelsene. Bak aslanım. Birincisi o kafayı unutmadım. Ama canının sıkkınlığına veriyorum. Bir daha affetmem. İkincisi, Zafer'i öldüren ben değilim. İyi düşün. Komutanın telefonunu alıp aradın. Onların yerlerini deşifre ettin. Şimdi vicdanını sen temizle bakalım. Naz'a, Celil yola çıktı, geliyor. Sağ ol Serdar. Peki siz nasıl çıkacaksınız oradan, bir planın var mı? Burada sınırların tutulduğunu biliyoruz Naz'a. Allah'ın yardımıyla bir çıkış yolu bulacağız. Seni çok özledim. Bir an önce dönmeni bekliyorum Serdar. Sen dinlensen iyi olacak Serdar. Naz'a. Serdar'ın dinlenmesi gerekiyor. Bağlantıyı kesiyorum.
başlamana savaş açtım Meryem Hanım. Savaşalım bakalım. Bakalım kim kazanacak? Güçlenmen için bir şeyler yemelisin Serdar. Yüzbaşı, bu çaylak ajan sana tutkun. Haberin var mı? Bırak bunları alçak herif. Sen ülkeye dönünce başına gelecekleri düşün, tamam mı? Beni Türkiye'ye götüremeyeceksin yüzbaşı. Doktor, ne yapıyorsun? Bu su yoluna girecekmiş de. Yürü lan. Doktor. Aga tamam sen yat merak etme. Ben de o. Yürü lan. Doktor, biliyorum en akıllıları sensin. En azından siyaseti biliyorsun. Ben siyaset miyaset bilmiyorum lan. Benim tek istediğim Zeynep'in sesini duymak. O iyi mi onu bilmek istiyorum, tamam mı? Tamam, kolay doktor. Çıkar telefonu, numarayı söyleyeyim, ara. Terörista tahta takip hastat, agar kesi ettelai, azen oraya teröristi baraya bazdaştı, anhardaştı başat, hadaş daryaft, fakat kart. George kesti hasti. Kasım ver lan bana, ben Şahmaran. Şahmaran, Şahmaran ha? İyi. Ben de General Rüstem Şah. Derdini bundan sonra bana anlatacaksın. Konuş bakalım. Rüstem Şah, beni iyi dinle. Uzatma Şahmaran. Yerini söyle hemen. Olay benim sorumluluğumda bundan sonra. Eğer bir kalleşlik yaparsan seni buraya gömerim. Rüstem, hemen telefonu küçük kıza ver. Babası konuşacak. Küçük kızın babasıyla anlaştık. Takas yapacağız. Kızı getir hemen. Emredersiniz General. Takas ha? Küçük kıza karşılık sen. Evet genel. Aynen öyle. Anası da olsa iş kesin olurdu ama. Ölene çare yok değil mi? Tabii ya. Tabii. Öldü o. Öldü. Al baban konuşacak. Doktor amca. Lütfen kurtar beni lütfen. Zeynep. Bıdık. Çitlenbik. Hiç merak etme, ben seni kurtaracağım. Ben seni orada bırakır mıyım hiç? Doktor amca gelecek, kurtaracak seni. İstersen kurtarabilirsin. Bir sus. Zeynep. Anan. O nasıl öldü de onu senin... Anam ölme. Kes. Uzatma lan. Şahmaran'ı getir, bu veledi al götür. Yoksa bir daha değil yüzünü görmek, sesini bile duyamazsın. Anladın mı? Anam ölmedi ki benim. Getir şunu. Emredersiniz. Bırak, yürü, bırak yürü. Beni. O yaşarsa benim soyum yaşar.
Meryem. Doktor saçmalayacak gibi. Bir şey düşünmemiz lazım. Tamam, ben hallederim. Bak doktor, bu şans bir daha gelmez. Rüstem'i bilirim. Kasım onun yanında melek kalır. O kıza dediği her şeyi yapar. Ben bu saatten sonra bir işe yaramam. Deşifre oldum. Bari o kızı kurtar. Yeter be! Ulan hepiniz geberip gideceksiniz bu ülkede. Hala neyi düşünüyorsun aptal adam? Aptalın biriyim ben çünkü senin gibi bir gerizekalıya inanıyorum işte. O Zeynep'e, o küçücük kıza kıyacaklar değil mi? Doktor, bak iyi düşün. Kurtulma şansınız var. Bitti, bitti, bitti. Takas, makas yok. Sen Türkiye'ye gideceksin. Her şey açığa çıkacak. Aga, korkma. Hepsi haklı. Hepsi sonuna kadar haklı. Buraya kadar. Yürü lan, yürü. Dur, dur, yürü. Dur. Ya Zafir yaşıyorsa? Ya ölmedi. Şansları varsa vazgeçebilecek misin onlardan? Yalan lan bu. Yalan, oyun. Hani ben aptalım ya, ben gerizekalıyım, yiyeceğim öyle mi? Ara numara. Yalan mı değil mi gör. Hadi ara. Zafer öldü. Zafer öldü ki bu. Yalan bu. Yalan. Ver lan bana bak. Zafer ölmedi mi? Rüstem, hemen kadını ver telefonu. Doktor, doktor sen misin? Zafer, Zafer sen misin? Sen yaşıyorsun. Yaşıyorum Allah'ıma şükürler olsun. Allah şükürler olsun, sen yaşıyorsun. Zafer. Zafer nasılsın? Ya bir cevap ver bak cidden bir nasıl? Size bir kötülük falan yapmadılar değil mi? Dokunmadılar değil mi size? Zafer. Ben seni öldü sandım. Yani öyle dediler. Öldü dediler. Yaşıyorum doktor. Bizi bir depoda tutuyorlar. Zeynep çok korkuyor. Bize ne yapılacak bilmiyoruz. Zafer korkmayın yok. Sakın korkmayın tamam mı? Bak bu dediğimi aklına yaz. Artık dünya yıkılsa ben gelir bulurum sizi. Kurtaracağım oradan. Ne gerekiyorsa yapacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Tamam mı? Kurtar bizi doktor baba. Ülkemize dönelim. Sen annemle evlen. Ben senin kızın olayım tamam mı? Anlaştık mı doktor baba? Ne olur. Oo cidden bir tamam sen hiç merak etme yok. Hiç merak etme sen. Kavuşacağız tamam mı? Ben geleceğim oraya. Her şey dediğin gibi olacak tamam mı? Sen hiç merak etme ben geleceğim. Hiç merak etme. Şahmaranı vereceksin lan. Yoksa bu ana kızla son konuşman olur senin. Anladın mı? Ulan bana bak. Eğer onlara dokunursan var ya seni parça parça ayırır. Allah kahretsin sizi. Bak doktor şanslısın. Zafer de yaşıyor. Al sevdiğini bitir bu işi. Kordon. O bile çocuğunu duyunca nasıl gitti? Sen niye sevdiklerini feda edesin? Ha? Bana bak lan. Bana bak. Bu takas olacak.
Ama şunu kafana sok. Eğer bir kahpelik olursa var ya, seni o an orada öldürürüm. Tamam. Bire, geç lan, geç şöyle. Doktor, sen ülkene, vatanına ihanet mi edeceksin? Geç. Bak Meryem, Zafer yaşıyor, şimdi öğrendik. Beni anla Meryem. Benim bütün sevdiklerim gözümün önünde teker teker ölüyor. Bunlar da ölecek. Biliyorum yani, hep böyle olur. Bunlar da ölecek. Acı çekiyorum. Onları kurtarmalıyım Meryem. Onları kurtarmalıyım Meryem. Bana yardım et. Ne bileyim, bir çare bulalım. Bir çaresi vardır yani. Of. Tamam doktor. Bu şerefsizi verip Zafer'le kızını alacaksın. Aga. Onu bu işe karıştıramayız doktor. Sakin olun, ateş etmeyin. Nerede lan? Nerede o kordon dönen it? Sakin ol. Çocukları bırak, teslim ol. Kordon gelmezse sıkarım bu öğretmenin kafasına. Oyun oynamayın lan benimle. Dur, yapma sakın. Kordon yolda geliyor. Bize biraz daha zaman ver. 5 dakika lan, 5. 5 dakikaya burada olmazsa her dakikaya bir çocuk ölecek. Anlaşıldı mı lan? Nişancı. Olumsuz. Hedef açık değil. Bir şeyler yap. Öldürecek çocukları. Memiş, ya kordon nerede? Neredesiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Adam çocukları öldürmeye başlayacak. Nazan, kordonu senden alıverdik galiba. Geliveriyoruz. Ver şu teyze. Ne oldu Nazar? Durum ne? Burada işler karıştı. Adam 5 dakikaya gelmediği takdirde geçen her dakika için bir çocuğu öldüreceğini söylüyor. Lan bu imkansız lan. En az 15 dakikaya ihtiyacım var. O zamana kadar çocukların hepsi ölmüş olur kordon. O zaman başka bir tedbir düşüneyim. Ayhan, durma uç. Hadi çabuk, 10 dakika yolda olacağız. Komutanım. Oğlum durun, geç, geç. Yapma ne olur. Çocukların suçu günah ne? Kesme!
babamın oğlu bu değil mi? İlk bu geberecek. Görsün acı çekmek neymiş. Bırak onu! Bırak onu! Bırak onu! Kapı açılıyor. Nişancı hazır ol. İnisiyatif sende. Gördüğün an indir. Anlaşıldı. Gelmedi değil mi lan? Oyun oynuyorsunuz benimle. Benimle oyun olmaz lan. Şimdi görürsünüz. Yürü lan. Lan kordon ne oldu bu? Nişancı. Olumsuz. Hedef açık değil. Tekrar ediyorum, olumsuz. Lan yapma. Sakın yapma. Gelmedi demek he? Gelmedi. İyi lan. İyi gelmesin. Benimle oyun olmayacağını göreceksiniz lan. Lan bak yapma. Çık işte tarayalım. Geberim gitsin şerefsiz. Çocuk da ölür. Hepsi öleceğine bir çocuk ölsün Nazan. Başka şansımız yok. Ya saçma sapan konuşma lan. Saçma sapan konuşma. Kordon ne oğlu? Gelmedi. Oyun oynadınız lan benimle. Benimle oyun olmaz lan. Geberteceğim lan bu çocuğu. Ne istemişsin lan? Geldim işte. Allah'a şükür geldim. Çocukları dışarı çıkar öğretmen. Hadi, hadi çocuklar. Hadi. Hadi koşun çocuklar. Hadi. Geldim oğlum işte. Hadi. Söyle derdini. Babamın öcünü alacağım lan sen. Hadi. Geldin lan. Al lan. Hey hey ya. Hayda. Geldim lan. Hey hey ya. Senin yüzünden arkadaşlarımı bırakıp geldim lan. Hayda. Lan. Hey. Yaralı komutanımı bırakıp geldim buraya. Hayda. Hey. Hayda. Hey. Geldim lan işte. Geldim lan. Hey hey ya. Hayda. Pardon. Tamam yeter. Hey. Yeter. Gel dedi geldim. Operasyonu bırakıp geldim lan. Tamam sakin ol. Bitti artık sakin ol. Yavuz da güvende. Yavuz. Oğlum nerede? Merak etmeyin korkacak bir şey yok. Sadece korkmuş. Ağlama artık Yavuz. Kötü adam cezasını buldu. Oğlum, baba, tamam, gel bakayım. Gel. Al bunu araca götür. Doktor hanım, var mı bir şey? Gayet iyi. Biraz korkmuş. Bir süre yalnız kalmasın. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Rica ederim. Sen, biz Zehra bacıyı arıyoruz. Ben kızıyım, ne oldu? Annen nerede? Konuşmamız gerek. Dur Zehra bacı. O adam bize lazım. Sakın ateş etme. Sakın. Sen Zehra bacının kızısın. Evet. Anaokulunda Yavuz'un öğretmeniyim. İyi. Ben bu aslanı eve götüreyim. Sana da geçmiş olsun Dilan. Adımı da hatırlıyor. Memiş. Buyurun Volkan. Ben bu aslan parçasını eve bırakıp geliyorum. Sonra sınıra bırakacaksınız beni. Tamam komutanım, emredersiniz. Thank you.
gel bacı. Nigar bacı. Neredesin? Çarşıya gitmiş olmalı. Gel bakalım. Baba bak. Bakalım. Kardeşi hastaymış. Köye gitmiş. Şimdi ben seni ne yapacağım be aslan parçası? Ondan gitti. Ben kötü bir babayım ya. Gitti. Peki. Bu kadın seni kime bırakıp da gitti? Bana bıraktı Celil komutan. Sana mı? Söyleyecektim ama hemen gittin. Öğretmen anne. Gel bakalım küçük canavar. Öğretmen anne. Yavuz 4 gündür bende kalıyor Celil komutan. Ben gene gitmek zorundayım. Yavuz'u hiç merak etme. Ben onun öğretmen annesiyim. Öğretmen anne. Oturduğun yeri değiştirmişsin. Kardeşimin ölümünden sonra annem orada oturmak istemedi. Bunlar ne hesap? Bu evde ne var? Bilmiyorum. Bu eve çok girip çıkan oluyor. Tamam. Hadi sen eve gir Diren. Geç bakalım. Üstünde fotoğraf makinesi var mı oğlum? Olmaz olur mu komutanım? En alasından. Ayhan. Şu eve girenleri fotoğraf... Emredersiniz komutanım. Buyur tertip. Adamlar ne ayakmış bir bakalım hadi. Tamam komutanım. Tertip hadi. Emret Hamit Hoca. Yan evde kim oturuyor? Anaokulu öğretmeniyle anası. Araç askeri. Adam timci üniformalı. Bu kız istihbaratçı olabilir. Evi takip alın. Tamam Hamit Hoca. Adamın adı Abbas Dinç. Kod adı Hamit Hoca. Suriye'deki Ebu Lüli örgütüyle bağlantısı var. Daha önce Şahmaran'a yardım ve yataklıktan tutuklanmış. Kudüs ordusuna bağlı hücre evlerinin sorumlusuymuş. Yakalandığı hücre evinde iç savaş çıkarmakla ilgili belgelere ulaşılmış. Ama ne hikmetse adam serbest bırakılmış. Bu ev tekin değil Naza. Burada bir şeyler dönüyor. Albay'a durumu danışmamız lazım kordon. Ben komutanın yanına dönmeliyim Naza. Bu herif gerçekten hücre evlerinin sorumlusuysa... Serdar Şahmaran'ı buraya getirdiğinde hücreleri harekete geçirir. Eğer yakalanan belgeler düzmece değilse, iç savaş provokasyonu başlar.
Bu oyunu bozmalıyız. Sen burada kal. Bu işi çözelim. Dönsem iyi olacaktı Nazan. Sorun ne Kordon? Doktorda arıza var. Anatayı sıyırdı. Takasın olacağını söyle. Numara doktorda kayıtlı. Arasın. Doktor, sesi dışarı ver de duyalım. Sakın bir kalleşliğe yeltenme şerefsiz. Şahmaran! Takas olacak Rüstem. Beni verip anneyle kızı alacaklar. Tamam Şahmaran. Sınır karakoluna gelin. Oraya yaklaşamayız. Sadece anne ve kızı bize getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Şşş, beni iyi dinle lan. Telefonu Zafer'e vereceksiniz. Onlar alıncaya kadar iyi olduklarını bilmeliyiz, tamam mı? Tamam. Telefonu kadına vereceğim. Söylesene, bu kamp uzakta mı? Kuzeye 10 kilometre. Buraya çok yakın. Hadi çözün ellerim. Yavuz Bey, ben seni çok iyi bilirim. Sen şeytana pabucunu ters giydirirsin. Ellerini gittiğin yerde çözerler. Gir şuraya. Niye ben? Çünkü şey diyorum, sağlam kazığa bağlamak lazım. Buradaki eşek sen ol. Gel şuraya. Gel. Gel. Asker kınası var, hey gidi aslanlar.